Gezi Parkı eylemlerinde darbeye teşebbüsle suçlanan Beşiktaş taraftar grubu çarşı üyesi 35 kişi bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Çok sayıda siyah beyazlı taraftarın izlediği duruşmada hakimle sanıklar arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Sanıklar, "Hakimin darbe yapmaya çalıştınız mı?" sorusuna "Gücümüz olsa Beşiktaş'ı şampiyon yapardık" cevabını verdi. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi stadyumdan farksızdı. Gezi Parkı olaylarında hükümeti yıkmaya teşebbüsle suçlanan Beşiktaş'ın taraftar grubu çarşı üyesi 35 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşma öncesi binlerce taraftar soluğu adliye önünde aldı. Adliyeye sadece Beşiktaşlılar gelmedi. Fenerbahçeliler de oradaydı. Galatasaraylılar da. Duruşmaya kısa bir süre kala taraftarlar soluğu içeride aldı. Adliye koridorlarını tezahüratlarla inleten siyah beyazlı taraftarlar İstanbul Adliyesi'ni tribüne çevirdi. İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 35 tutuksuz sanık hazır bulundu. İsim okunarak sanık ve avukatların içeri alınacağı duyurulmasına rağmen kapının açılmasıyla salona girişte izdiham yaşandı. Mahkeme Başkanı Metin Tamirci'nin 3 sayfalık iddianameyi okuduğu sırada salonda zaman zaman gülüşmeler oldu. Duruşmada mahkeme başkanıyla sanıklar arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Çarşı grubu liderlerinden Cem Yakışkan, mahkeme başkanının "Darbe yapmaya çalıştınız mı?" şeklindeki sorusuna "Darbe yapabilecek gücümüz olsaydı, çarşı grubu olarak Beşiktaş'ı şampiyon yapardık" cevabı verdi. Yakışkan savunmasında çarpıcı ifadeler kullandı. "Bizim darbeyle siyasetle işimiz yok. Çarşıyı terör ve suç örgütü olarak göstermek en hafif ifadeyle haksızlıktır. Çarşı bir simgedir, korunması gereken bir değerdir. Çarşı her türlü hukuka aykırılığa, dolayısıyla da darbeye de karşıdır. Çarşı taraftar grubu Beşiktaş'ın kalbinden doğmuş, ülkemizde ve dünyada adını duyurmuş, demokratik bir gruptur. Haksızlıkların karşısında olduk, yardıma ihtiyacı olanların yanında olduk." İstanbul Cumhuriyet Savcısı Adem Meral tarafından hazırlanan 38 sayfalık iddianamede 35 şüpheli hakkında cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Ayrıca yine şüpheliler hakkında ayrı ayrı örgüt kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, görevi yaptırmamak için direnme, kamu mallarına zarar verme, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet gibi çeşitli suçlardan 2 yıldan 50 yıla kadar değişen hapis cezaları talep ediliyor.